Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik bir Alman yemeği tarifi vermek istiyorum. Aslında bizim tarifimizde onlar böyle bir farklı yapmış. O yüzden ismi tortellini ya da bir diğer ismiyle tortellino ya da maultaşen de diyebiliriz arkadaşlar. Çok lezzetli bir sebzeli mantı tarifi diyeyim ben size. Bizim mantımızı onlar tabii ki değiştirmiş, ıspanaklı yapmış, üzerine beşamel sos yapmış, mantar kavurmuş, harika bir lezzet çıkmış ortaya. Ben çok seviyorum. Almanya'dayken çok yerdik. Dedim ki sizlere de yapayım, sayfama yükleyeyim, belki sizler de yapmak istersiniz. Tarifimizin malzemelerini info kısmında verdim arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçelim. Ispanaklarımızı bol suda yıkayalım. Sonrasında suyunu iyice süzdürüp doğrayalım. Genişçe bir tenceremizin içine sıvı yağımızı ve küp küp doğranmış soğanlarımızı alalım ve kavuralım. Kavurduğumuz soğanlarımızın içine doğradığımız ıspanaklarımızı katalım ve ıspanaklarla soğanları kavurma işlemine devam edelim. Tencerenin ağzı dolana kadar ıspanak oluyor ama çok gibi gelmesin çünkü kavurma işlemine başlayınca anında ıspanaklar sönüyor. Bir avuç kadar ıspanak kalıyor. O yüzden çok fazla gözünüz korkmasın acaba çok mu yaptım diye. 2,5 kilo ıspanak aldım arkadaşlar. 2,5 kilo ıspanakla o kadar güzel tarifler yaptım ki. İnanın bayılacaksınız. Sırasıyla paylaşacağım hepsini. Neler yaptım neler. İnanılmaz güzel tarifler yaptım. Onların da montajını yapınca sizlerle tek tek paylaşacağım. Evet, ıspanaklarımızı kavurduk. Şimdi geldi baharatlarına. Tuzumuzu, kırmızı pul biberimizi ve karabiberimizi ilave edip karıştıralım. Daha sonra da arkadaşlar şu böyle bir dibinde su kalıyor. O suyu almayacağız. Mantının hamurunu sulandıracağı için suyunu sızdırabiliriz. O kısma dikkat edelim. Ispanaklı iç harcımız hazır. Soğumaya bırakalım. Şimdi mantımızın hamuruna geçelim. Yoğurma kabımızın içine suyumuzu, tuzumuzu ve yumurtalarımızı alalım. Çırpalım. Sonra da unumuzu ilave edelim ve sert bir hamur yoğuralım. Mantı hamurumuz sert olmalı. Çok yumuşak olursa mantını saçlanırken yapışabilir. O yüzden hamurumuzu sert, katı bir hamur yoğurmaya dikkat edelim. Evet, mantı hamurumuzu yoğurduk. Şimdi üzerini streç folye ile kapatalım. Bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz hamurumuzu elimizle biraz kuntlayalım, uzatalım. Ondan sonra da 4 ayrı bezeye keselim. Bezeleri tek tek elimizle yuvarlayalım ve yine üzeri kapalı yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş bezemizi unlayıp tezgaha alalım. Merdane ile iyice genişletelim. Daha sonra da oklava ile açabildiğimiz kadar açalım. Mantının inceliği nasıl diyeyim ben size, çok fazla ince de olmayacak. Yani yufka gibi ince olmayacak arkadaşlar ama kalın da olmayacak. Şöyle örnek vermem gerekirse yufkanın 2-3 katı kadar kalın olabilir. Fazlası değil arkadaşlar. Çok ince yufka açtığınız zaman haşlanırken mantınız dağılabilir, ezilebilir, eriyebilir. Çok kalın açtığınız zaman da yediğinizde ağzınıza sadece hamur gelir. O da hoş bir tat olmaz, lezzet olmaz. O yüzden yani yufkanın 2-3 katı kalınlığında açarsanız güzel bir mantı elde etmiş olursunuz. Evet, ilk önce merdane ile açtık. Sonrasında da unlayıp oklavamızla açmaya devam ediyoruz. Yufkanın
yufkamız açma işlemi bittikten sonra pizza bıçağıyla büyük kare dilimlere kesiyoruz. Bu mantının özelliği zaten büyük olmalı. Kayseri mantısı falan değil bu. Büyük büyük tortellini'ler yapacağız arkadaşlar. Maultaş'lar yapacağız. O yüzden büyük kareler açmayı unutmayalım. Kestiğimiz dilimlerimizin içine ıspanaklı iç harcımızdan koyuyoruz. Çok az değil. Böyle çok da doldurmayalım arkadaşlar. Çünkü ağzını kapatacağımız için kapatma kısmını boş bırakalım. Orta kısmına böyle bir avuç içi küçük parmaklarımızın ucunda alalım ıspanaklı iç harcımızdan ve kestiğimiz kareli mantı harçlarımızın içine yerleştirelim. Evet, şimdi geldi benim en çok sevdiğim kısma, yani şekil verme kısmına. Evet, mantımızı aldık, iki uç kısmını birleştirdik. Kenarlarındaki iki hamur kısmı da birbirine yapıştırıyoruz arkadaşlar ve muska şekli veriyoruz. Tam bir muska gibi yapıyoruz. Hamuru iyice yapıştırıyoruz ve iki uç kısmını da birbirine ekliyoruz ve tortellinimiz hazırdır. Tekrar anlatıyorum. İki uç kısmı yapıştırdık. Şimdi kenarlarını da yapıştıralım. Kenarlarında ıspanak kalmamasına dikkat edin. İki hamuru birleştirelim. Yoksa pişerken açılabilir. Ve uçlarını da birleştirdikten sonra mavul taşelerimiz hazırdır arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey ıspanağın hamurla birleşik olmaması. Yani şu kenar kısımların ıspanağın taşmaması. Yoksa mantılarınız haşlanırken açılabilir. Maalesef mantılar açılıyor arkadaşlar. O yüzden kenar kısımları sadece hamur olmalı. Ispanak iç kısımda kalmalı. Bakın ucunu birleştirdim. Ispanağı da içeriye doğru itiyorum ve kenar kısımdan iyice yapıştırdıktan sonra iki uç kısmı da yapıştırıp mavul taşelerimizi bitiriyoruz. Yani burada dikkat etmeniz gereken tek husus ıspanağı içeriye doğru bastırıyoruz. Kenar kısımlarında kesinlikle ıspanak kalmıyor. İki hamuru iyice birleştiriyoruz, yapıştırıyoruz ve uç kısmını da birleştirip tortellino yani mavul taşelerimizi bitiriyoruz. Bu tarifin o kadar farklı bir lezzeti var ki beşamel sos inanın bu tarife öyle güzel bir lezzet veriyor ki o üzerindeki mantar inanılmaz bir lezzet veriyor. Bu tarifi yapın, deneyin, asla pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Evet, tortellini yani mavul taşelerimiz hazırdır. Şimdi tenceremizi ocağın üzerine alalım, içine su dolduralım. Tuzumuzu atalım ve suyumuzu kaynamaya bırakalım arkadaşlar. Suyumuz fokur fokur kaynadıktan sonra tortellinileri tek tek suyumuzun içine atalım. Arada bir karıştırarak haşlıyoruz tortellinilerimizi. İnanın o kadar güzel oldu ki yani şekli çok güzel oldu, değişik. Lezzeti zaten inanılmaz güzel. Yapınca bana hak vereceksiniz. İyi ki de Leyla ablacığım yapmışız diyeceksiniz. Çok güzel, farklı bir tarif diyeyim ben size. Farklı bir mantı tarifi. Mantımızı güzelce haşlayalım. Daha sonra da arkadaşlar süzgeçten geçirelim ve bir sonraki etaba geçelim. Mantımızın üzerine dökeceğimiz beşamel sos için tenceremizin içine tereyağımızı alalım. Eritelim tereyağımızı. Sonra da içine unumuzu ilave edip kavuralım birlikte. Daha sonra da sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında beşamel sosumuzu karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz. Beşamel sosumuzun baharatlarına geldi sıra. Tuz, karabiber katıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Dediğim gibi beşamel sosunuz eğer kıvamı koyu olursa sütle açabilirsiniz. Benim 3 çay bardağı süt gitti. O yüzden siz önce 3 çay bardağı koyun, kıvamına bakın arkadaşlar. Eğer yine koyu gelirse çok az daha ilave edebilirsiniz. Evet, tuzumuzu ve karabiberimizi ekledikten sonra köri baharatımızı ekliyoruz. Bu tarife inanılmaz yakışıyor köri baharatı. Gerçi ben köri baharatını tavuk, mantar tariflerinde çok seviyorum. Mantı tarifine de çok yakışıyor. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, beşamel sosumuz hazırdır. Şimdi geldi mantarlarımızı kavurmaya arkadaşlar. Mantarlarımızı ben önce yıkadım tertemiz bir şekilde. Sonra da küp küp doğradım. Kesinlikle yıkamadan kullanmayı sevmiyorum. Bazı arkadaşlar kabuklarını soyuyor ama ben yok, illa yıkayacağım. Evet, genişçe bir tenceremizin içine küp küp doğradığımız mantarlarımızı alalım ve suyunu salana kadar iyice kavuralım.
bu kadar su salıyor arkadaşlar. Ben bu suyunu süzdürdüm. Sonra tekrar tencereye döktüm mantarları ve yine böyle bir kavurdum. Üzerine de sıvı yağ gezdirdim ve kavurma işlemine devam ettim. Mantarlarımızı kavurduktan sonra baharatlar olarak tuzumuzu, karabiberimizi ve kırmızı pul biberimizi katalım ve tekrardan kavurma işlemine devam edelim. Arkadaşlar siz bu mantarı mantıdan önce kavurup kenarda bekletebilirsiniz. Hani ıspanağımızı kavurduk kenarda beklettik ya, mantarı da kavurup bekletebilirsiniz. Ben daha sonra yaptım ama sizler öncesinde bunları iç harçlarını, üzerindeki sosları hazır edebilirsiniz. Evet, mantarımız da bitti. Şimdi haşladığımız tortellinileri servis etme zamanı. Servis tabağımızın içine şöyle güzelce alalım tortellinileri. Üzerine de tabii ki de beşamel sosumuzu döküyoruz arkadaşlar, şöyle sıcak sıcak. Daha sonra da kavurduğumuz mantarlarımızı yine sıcak olmak şartıyla üzerine yerleştirelim. Sonrasında da afiyetle tüketelim. İnanın o kadar lezzetli bir tarif ki ben çok seviyorum. Damak tadı farklı olanlara beğenirler mi bilmiyorum ama Almanya'da yaşayan çoğu arkadaşımız bu tarifi çok seviyor. Ben de orada yaşadığım için, orada görüp yiyip tattığım için çok seviyorum. Bana çok lezzetli geliyor. İnanın siz de yapınca bence çok beğeneceksiniz. Önce bir yapın. Hani bir ön yargılı olmayın. Önce tarifi yapın, sonra da bakalım lezzeti, tadı sizin için nasıl olacak. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Zaten sevdiğim farklı, değişik, güzel bir lezzet. İnşallah tarifimizi yapınca sizler de çok beğenirsiniz. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.